Sabit sıcaklıkta M musluğu açılarak sistemin yeni dengeye gelmesi sağlanıyor. İlk duruma göre son durumda sıvı su miktarı, suyun buhar basıncı ve helyum gazının kısmi basıncı nasıl değişir? Şimdi burada arkadaşlar ilk başta ne var? Su molekülleri buharı ile dengede. Peki biz nasıl bir etki meydana getirdik arkadaşlar? Hacmi büyüttük. Hacmi büyüttüğümüz zaman sıvı molekülleri ne yaptı? Gaz haline geçti ve boşalan hacmi gazlarla doldurdu. Dolayısıyla su miktarının azalacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki buhar basıncı değişir mi? Buhar basıncı değişmez. Neden? Dedik ki CSS ile orantılıdır buhar basıncı. Sıvının cinsi, sıcaklık ve safsızlık. Bu niceliklerden hiçbiri değişmiyor. Helyumla çözülmediği için. O halde buhar basıncı ne yapmayacaktı? Değişmeyecektir. Peki helyum önceden V hacmindeyken 2V hacmine yayıldığı için helyumun kısmi basıncı ne yapacaktır? Azalacaktır. O zaman su miktarı azalır, değişmez azalır, azalır, değişmez azalır. Cevabımız C seçeneği olur. Başlangıç sıcaklıkları eşit olan X, Y, Z sıvılarını özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında zamanla buhar basınçlarındaki değişim grafikte verilmiştir. Buna göre X, Y, Z sıvıların grafikteki eğrileriyle eşleştirilmesi seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Grafikte anlıyoruz ki hepsi kaynama noktasına ulaşmış. O zaman kaynama noktası en yüksek olan 3 numara, yani burası Z'ye ait, şurası Y'ye ait, şurası da X'e ait yorumunu yapabiliriz. Çünkü kaynama noktası büyük olanın buhar basıncı büyük olur, düşük olur diyebiliriz. Bu durumda kaynama noktalarından faydalandığımız zaman X'in buhar basıncı en büyük 1, Y'nin 2 ve Z'nin de 3, yani A seçeneğinin doğru olacağını söyleyebiliriz. A seçeneği doğrudur. Denge buhar basıncının 40 mm civa olduğu bir sıcaklıkta atmosferdeki balık nem oranı %50 olarak ölçülüyor. Buna göre aynı sıcaklıkta suyun kısmi buhar basıncı kaçtır? Yani atmosferdeki suyun kısmi buhar basıncı soruyor bize. Balık nem %50 ise 50 bölü 100 diyoruz. Bize niye soruyor? Atmosferdeki bulunan suyun kısmi basıncı soruyor. Aynı sıcaklıkta suyun denge buhar basıncı 40 imiş. Sadeleştirdiğimiz zaman 2, sadeleştirdiğimiz zaman 20. Demek ki 20 santimetre civaymış havadaki denge suyun kısmı buhar basıncı. B seçeneği doğru olur. Özdeş kaplarda bulunan 100 mililitre hacimli X ve Y sıvıları sabit sıcaklıkta bir süre bekletildiğinde Y sıvısı 82 milimetreye düşüyor imiş. X sıvısı da 91 mililitreye düşüyormuş. Buna göre aşağıdaki kıyaslamada hangisi yanlıştır diyor. Bu bilgiden şunu anlıyoruz. Aynı sıcaklıkta ne yapıyor? Y daha fazla buharlaşıyor. O zaman buharlaşma hızı Y'nin X'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman daha hızlı buharlaşıyorsa buhar basıncı nedir? Y'nin X'ten daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Kaynama noktaları için ne diyeceğiz? X'in kaynama noktası da Y'den daha fazladır. Yorum yapabiliriz. Buharlaşma hızı X büyüktür Y diyor. Bu yanlış oldu. Buhar basıncı Y büyüktür X'tir. Doğru. Kaynama noktası X büyüktür Y'dir. Doğru. Taneciler arasındaki çekim kuvveti buharlaşma hızı hızlı olanın taneciler arasındaki çekim kuvveti küçüktür. O zaman X daha az buharlaştığı için taneciler arasındaki çekim kuvveti daha büyüktür. Uçuculuğu tabii ki daha hızlı buharlaşan daha uçucudur. O halde burada A seçeneğimiz yanlış olup doğru cevabımızdır. Arı X, Y sıvıların oda sıcaklığındaki buhar basınçları arasında P2, P1 ilişkisi vardır. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Yani buhar basıncı nedir? Y'nin X'ten daha büyüktür. O halde kaynama noktaları için ne diyeceğiz? X büyüktür Y diyeceğiz. O halde kaynama noktaları X büyüktür Y'dir. Doğru. Y sıvısı X'ten daha uçucudur. Buhar basıncı büyük olan daha uçucudur. Doğru. X'in taneciler arasındaki çekim kuvveti büyüktür. Buhar basıncı küçük olan birbirini daha çok çektiğinden daha az buharlaşır. Bu da doğrudur. E seçeneğimiz doğru cevabımız olur.